Hocam merhaba. Merhabalar. Bugünkü konumuz depremle de ilgili inşaat ekonomisi. İnşaat ekonomisi nedir hocam? İnşaat ekonomisi konut, ticari, altyapı yatırımları, üretimi, bunların yarattığı istihdam ve çarpan etkisiyle yaratılan ekonomik büyüklük. Türkiye'de son 20 yılda aslında evet. Turgut Özal'dan belki bu yana Daha Hatta da öncekinden Menderes'ten bu yana. 50'lerden evet. başlayalım. Evet. Bir işte. inşaat ekonomisi aldı yürüdü. Bir yandan da mecburiyet değil mi? Ülkeyi kuracaksanız. Kesinlikle öyle. Şimdi bir tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçiş yaşadı. Ülke. 50'lerde kırsaldan kente ciddi bir göç oldu. İstanbul'un taşı toprağı altın sözü oradan geliyor. Köylerden gelen insanlar büyük şehirlerde ama özellikle İstanbul'da devlet arazilerine gece kondu yaptılar. Bu gece kondular Turgut Özal zamanında imara açılarak kat izni verildi. İlk demir hal yapmadı mı? Gece kondular önceden başladı. Menderes zamanı, Demirel zamanı ama gece konduların. Siz şimdi bunu yıkın. Dört katlı, hmm. beş katlı apartmana çevirebilirsiniz hakkı 1984'te Özal zamanı çıktı. Ve bu çok ciddi bir ekonomi yarattı. Yapsatçıların binaları dönüştürmesi, burada Bant. çalışan insanların inşaat istihdamın %7'si 8'ini karşılıyor ülkemizde. Bu ciddi bir sayı. Bu da şu demek. Oraya sürekli vasıfsız bir işçi talebi var. Öbür taraftan da inşaat üreterek birçok şeyi tatmin etmek mümkün. Bir yandan insanların ev sahibi olma arzusunu yerine getirmiş oluyorsunuz. Öbür taraftan inşaat firmalarıyla siyaset arasında bir bağın kurulması gerçekleşmiş oluyor. Çünkü altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. Kalkınmakta olan bir ülkenin hastanelere, okullara ihtiyacı var. Türkiye dönem dönem bu altyapı yatırımlarını yaptı. Bir dönem Güneydoğu Anadolu projesi, GAP projesi. Bitmek bilmez bir proje. Hala sürüyor. Bütün mesela, ülke mesela. bir inşaat alanına dönüştü. Evet. 99 depreminden sonra AKP iktidarı kentsel dönüşüm yasası adı altında... ...belediyelere daha fazla yetki vererek şehirlerin dönüştürülmesi yolunu açtı. Ama burada çok hatalar yapıldı. Bir yandan önemli bir sektör ekonomisi anlamında çünkü 150-200 sektöre yan bağlantıları var. Bu bağlantılarla da tabii ki sürekli bir talep yaratılıyor. Ama narkotik etkisi var inşaat. Neden? Çünkü yaptıkça yapmanız gerekiyor. <laughs> yaptıkça yapasınız geliyor. Neden? Çünkü üretimi sürdürmek lazım. Türkiye gibi bir ülkenin büyümesi lazım. Ben inşaat şirketi kurdum, bir apartman yaptım. Yapasım mı geliyor? Bir buçuk iki sene bittikten sonra siz ne yapacaksınız? Sizin yeniden bir arsa bulmanız, yeniden bir inşaat olayına girişmeniz yani evet, lazım. Türkiye'de 350 bin müteahhit var diye bir laf var. Bilmiyorum doğru mu? Fazla bile olabilir. 450 bin de duydum. Anormal yüksek bir sayı değil mi? Çünkü yani. müteahhit olmak için niyet etmeniz yeterli. Burada sorumluluk yok. Ben şeyi anlamıyorum hocam. Bir arazi var. İnşaat maliyeti gecekondu yaptı diyelim ki. Metrekaresini 100 dolara mal etmiş olsun. 100 metrekarelik bir gece yaptı. 100 dolardan 10 bin dolara mal etti bunu. Ya da Türk lirasına çevirelim. 500 bin liraya gece yaptı. Ben hükümetim, devletim izin verdim. Dedim ki affettim. Sen buraya tamam apartman yap dedim. O da tuttu oraya bir apartman yaptı. Diyelim ki apartmanı da 10 katı paraya yaptı. 1 milyona yaptı. Her bir daireyi de 2'şer milyona satıyor. İnanılmaz bir rant oluştu orada ama aslında bu nereden geliyor çünkü? Havadan geliyor gibi oluyor. Evet. Bir değer yoktu ortada. Bir yalandan bir şey yaptım. Onu büyütüp 10 on katına çıkardım. Bu imar rantı. Bitcoin gibi bir şey. Daha da, <laughs> bu da, ilk dönem için siyasilerin işine geldi. Neden? Çünkü siz o kadar fabrikalarda çalışmak için insana ihtiyacınız var. Bunları tutuyorsunuz. Tarımsal aktivitelerden şehirlere çekiyorsunuz. O insan insanların yerleşme, barınma haklarını sağlamanız lazım. Devlet olarak bu hemen yapılabilecek bir şey değil. Bireylere kendi başınızın çaresine bakın ben size karışmıyorum denmiş. Onlar da İstanbul'un beğendikleri yerlerine yerleşmişler. Bu ilk versiyon. Ondan sonra sığmamaya başlamışlar. Yeni devlet arazisi kalmayınca o zaman siz buralara kat çıkın ve son AKP ile de Aa, buraları daha iyi, daha güzel yapın. Bu yönetmeliklere uyun. Adına da kentsel dönüşüm. Yani manasıyla denetlenemeyen bir mekanizma ki bence ama amacına tam da ulaşmış değil. Bugün hala sorguluyorsak acaba yapılan yeni binalar sağlam mı değil mi diye burada her aşamada nasıl bir kontrolden geçmiş buna bakmak lazım. AKP'nin en çok eleştirildiği noktalardan biriydi bu. Parayı inşaata gömdünüz. Geçenlerde şöyle bir karşı eleştiri gördüm. Bak gömdük ama deprem ülkesiyiz. Gömmesek ne olacaktı? Yani gömmemize rağmen bu kadar kayıp verdik. Aslında daha da çok yapmalıydık. Ya. Az inşaat yapmışız gibi çıkıyor doğru mu? Çok yanlış. Evet konut ihtiyacı Türkiye'de ciddi ama öbür taraftan amaç nicelik değil. Şu kadar sayıda bina yaptım değil. Siz onu kaliteli yapmış olsaydınız bugün birçoğu yıkılmayacak. Ama Türkiye'deki konut sayısı karşılıyor mu nüfusu? Bir sürü insan kötü koşullarda yaşıyor. Dolayısıyla ihtiyaç var demek. İhtiyaç var ama hata şu. Lokasyon seçimi, merkeze yakınlık, uzaklık. Buralarda optimizasyona pek gidilmiyor. Elimde bir kupon arazi var. Hadi buraya bunu yapayım şeklinde. Tokilerin filan da genelde yerleşim alanları çok cazip nüfusun çok yoğun olduğu yerlerde değil. Dolayısıyla oralara talep ...ekmek yaratmak o kadar kolay değil. Ama öbür taraftan standartın tutturulamaması meselesi var. Denetimlerin belediyelere, belediyelerin de yapı denetim firmalarına bırakması söz konusu. Yani burada siz her etapta bir rant yaratıyorsunuz. Bu rantı yakın çevrenizle, politik çevrenizle Çevreniz. paylaşıyorsunuz. Bu yaygınlaşmıyor. Mesela 50'lerde Menderes'in yarattığı kentsel dönüşüm... ...gece kondulaşmayla Mesela sağlanan bal... kentsel dönüşüm daha demokratikti diyebilirim. Mesela bu Barbaros Bulvarı, onun zamanında yapılmış bir şeydi... Ben, Vatan Caddesi de Orada da ciddi bir rant yaratılmıştır. Orada da Menderes en çok şeyde eleştirildi. Tarihi yapı stoğunu birçoğunun fotoğraflanamadan yıkıldığını. Hmm. O kadar hızlı yıkmışlar ki bir sürü küçük türbe, çeşme. Hmm. Onları çok hızlı yıkarak bir tür kültürel deformasyona da gidilmiş. Mesela <laughs> siz Kanada'da yaşadığınız için soruyorum. Kanada'da müteahhit yok mu? İnşaat firmaları var. Çok çok sıkı. Çok aşamalı. Denetimleri çok kuvvetli. Yaptırımları çok fazla. Bir Öyle... de şeyi söylemek zorundayız. Ülke çok büyük metrekare olarak. Yani bol insan az. Dolayısıyla en ideal durum. <laughs> o bakımdan öyle ama bir de kanun kural var. Türkiye'de başka sorunlar var. Bir tanesi Türkiye'de teşvik mekanizmaları yanlış kuruluyor. Denetlemeler eksik, insanların bolca yetkisi ama hiçe yakın sorumluluğu var. İkincisi barınma hakkı anayasal bir hak. Öbür taraftan da barınak, ev dediğimiz konsept aslında erdemli mı. Ne demek erdemli mı? Devlete bu piyasaya girme hakkı veriyor. Yani bu piyasanın üretim, tüketim, diğer organizasyon aşamalarında devletin hem kontrol mekanizmalarını kurması hem de belki de fiyatlarla ilgili de bir şeyler yapması gerekiyor. Bu anlamda da yine Kanada'yı örnek vereyim. Kanada'da kiralık sosyal konutlar var. Bazıları devletin sahip olduğu ve devletin öngördüğü kira oranını aşmayacak şekilde kiralık daireler. Şehirlerin çeşitli yerlerinde dağınık halde bulunurlar ve bu sosyal konutların sosyal konut olduğunun dışarıdan anlaşılmasına da asla izin vermezler. Çok lüks muhitte. Yan bir bina iki blok. Sosyal konut olabilir. Lüks. Bunu zamanında devlet mi almış? Devlet mi yapmış? Bu bir devlet politikası. Ve... Zamanında yapmış yani. Hala da yapıyor. Bugün nişan taşında öyle bir şey mümkün mü? Devlet istese yaratabilirdi. Şimdi artık. Onu da yeni hemen bir taraftarlarına bir yer vermek suretiyle. <gülüyor> <gülüyor> oralar yani, çok. Oralar, oralar. Dedim ya bu narkotik etki. Sürekli bir inşaat ekonomisi altına odun atmak lazım. Neden? Çünkü o sayede çok hızlı ekonomik büyüme sağladıklarına inanıyorlar. Ama o büyüme altı boş bir evet maalesef. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Hollanda hastalığı. Hollanda'da petrol bulunduktan sonra bütün paralar, bütün yatırımlar petrol sektörüne akınca diğer sektörlerde tamam. üretim sıkıntısı oluyor. Siz bütün kaynaklarınızı tek bir şeye odaklandırırsanız bir dengesizlik yaratıyorsunuz. Bu dengesizliğin adına Hollanda hastalığı deniyor. Bizde de böyle bir hastalık inşaat konusunda var. Biri bitiyor, biri başlıyor. Avrasya tünelini yaptınız. Üçüncü köprü yapmayın diye yürüyüşler oldu. Ormanlar ortadan kalkacak. Şu kadar milyon ağaç kesilecek. O bitti, kanalda da yapacağız. Bütün bunlar aslında bakıldığında bir ateş var. Bu ateşin sönmemesi için uğraşılıyor. Başta söylediğim gibi 150-200 sektör buradan besleniyor. Alt sektörler. Siz bir inşaat yaptığınız onun içini sıfır döşeyene kadar, insanlar içine girene kadar hmm. 150-200 kalemlik sektör var. Öbür taraftan siz finans sektörüne de bu manada kaynak imkan yaratabilirsiniz. Çünkü müteahhitlerin bir finansmana ihtiyacı var. Ev almak isteyenlerin de finansmana ihtiyacı var. Dolayısıyla finans kanalında da bir hareketlilik. Yani, pompayla hava basıyorsunuz. Ee, öbür taraftan devletin bu hizmetleri göstermesi, vermesi lazım. Seçim dönemlerinde inşaatın iş imkanı yaratması size yeni oylar kazandıracak. Öyle olunca sürekli bir gelir transferi. Düşmüş ev oranlarında da Türkiye'de düşüş var. Bir kısım insan ev sahipliğinden kiracılığa transfer olurken bir kısım insanın da bin evi olan falan var. Hoc bu piyasanın niye bu kadar çarpık olduğuna bakmak lazım. Ve burada teşvik mekanizmaları ve bir takım iman imar rantlarının elde edilebileceği açık kapılar var. Bu kapıları kapattığınızda ekstra karların olmadığı, imar rantlarının kısıtlı olduğu, birden fazla ev sahibi olmanın vergi anlamında maliyetli olduğu bir sistemde. Evet bir insan niye birden çok eve sahip olur? Ben söyleme <laughs> Peki hocam anlıyorum dediniz ama şöyle bir sorun yok mu? Mesela İstanbul'un göbeğinde bir center var adını söylemeyeyim. Yüz binlerce metrekare kaçak olduğunu herkes biliyor. Ve şunu anlayabiliriz. Demin örnek verdim ya. Aldım ben o gece kondu'yu. Oraya dört katlı apartman yapacaktım. Şimdi dört katlı apartman daireleri üçer milyondan satıyorum. Dört daire var diyelim ki. On iki milyondu. Ulan bir kat daha çıksam bir üç milyon daha. Çık! Bir çık. kat daha çıksam bir üç daha geliyor. Zaten tamam öyle olmuş. Şunu önlemek çok zor değil mi? O rantı paylaşıp aslında para yedirmeyi bırakıp paylaşıyorsun o rantı. Diyorsun ki sen belediyedesin. Yani bir kat ver de şuradan üç milyon tokalayalım. Sen de oradan bir milyon al. Cip alırsın diyorum. Şimdi bunu Kanada nasıl önlüyor? Herhangi bir yerde. Başkent veya Av folket. Bir bina mı yapılacak yeniden? Bizde de oluyor ya müteahhitin adı, mal sahibi, binanın hissedarları. Kocaman bir tablo. O tarz bir tablo Kanada'da da asılıyor. Ondan sonra altında da itiraz edenler, yorum vermek isteyenler bir adres var. Oraya gidebilirsiniz. Bir mektup kutusu gibi bir şey var oraya. Görüşünüzü atabilirsiniz. İtirazınız varsa süresi de var. Ama bu itiraz bir şeye dayanarak olmalı. Tabii yani. mesela biz itiraz ettik. Yanımıza bir bina yapılacaktı. Biz beş katın üstü olsun istemiyorduk. Çünkü beş kat üstü olursa bizim ön görünümümüzü bozacak vesaire. Belediyede 8-10 kata çıkabilir gibi bir şey vardı. Hemen imzalar toplandı bölge sokak sakinleri. Biz istemiyoruz. Bizim 5 ise bu da 5 kalmalı. İmzalar toplandı, revizyona gitti. Kurul 5 katta sınırlı kaldı. Planları değiştirdiler. Peki ilk başta nasıl verilmiş? Yine rüşvetle mi? Hayır, ilk başta sanırım bir teklif verilmiş. Belediye o teklifi uygun görmüş. Hı. Çünkü civardaki yapılar 20 katlı falan. O sokakta 5-6 katlı Hı. binalar var. Yani burada da 10 kat olabilir caddeyi görüyor diye. Adam sizi teyit etmedi mi? Nasıl? Öyle şeyler olmaz orada. Ben yıllar önce bir politikacıya sormuştum. Tesadüfen Liberal Parti'nin lideriyle karşılaşmıştım ve sormuştum. Sizde nasıl oluyor? Nasıl politikacılar rüşvete bulaşmıyor? Benim hareketlerimi denetleyen biri var. Ben ona hesap vermek zorundayım. Beni denetleyenin bir başka hesap vermesi gereken kişi var. Bu silsile çok kuvvetli. En ufak bir hatada hukuk o kadar iyi işliyor ki avukatlar hemen böyle olaya şey yapıp bir bürokratın, politikacının böyle bir açığını zaten hemen ortaya çıkarmaya can atan işte bir basın var çok canlı. Enteresan. Hukuk sistemi <laughs> çalışıyor. Bir de kamu davaları var. Olmuyor değil, mükemmel ülke diye bir şey Her yok. Her yerde vardır tabii. Ama. Her yer. Bir kazadan dolayı bir binanın hasar alması, o hasarda can kaybının olması otomatik kamu davasıdır sürer ama yaptırımları çok ciddi olur. Yani ciddi hapis cezaları, meslekten Bunlar politik siyasi otoritenin sistemi. Bir devlet sistemi var, siyasi otorite de o sistemi devam ettiriyor. Bir de tabii bir iyi niyet üzerine kurulmuş teşvik sisteminin eşit, sağlıklı, sürekli revize edildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Yalnız hocam dediklerinizi anlıyorum. Siz diyorsunuz ki otoriteyi hükümet ve devlet mekanizmalarından bahsediyorsunuz ama ben halkı da suçlu görüyorum. Çünkü aslında bu soygunun bir parçası da öbür taraf benim bir apartmanım varsa onu yıkıp 3 kat daha çıkabiliyorsam ve zengin oluyorsam aslında ben orada bir şey üretmiyorum. Herkesin anlaması lazım. Sadece bir ranta ortak oluyorum. Bizde yani. bir kere birisi bir şey yaptı mı o norm oluyor. Evet o çok kötü. Bu her alanda böyle. Bugün futbol kulüplerinin sıkıntısı da aynı. Bugün inşaatlar neden denetlenemiyor mevzusu da aynı. Çünkü bir kere bir suç yanlış bir hareket hemen tekrarlanıyor. Bir başkası aynısını yapıyor. Tarası kapattıysan yanındaki de kapıyı Yanındaki de kapatıyor. Ondan sonra taraz kapatma artık normal oluyor. Tıpkı bu imar aflarının da gelmesi gibi. Çünkü o kadar herkes aynı hatayı yapıyor ki o hata affediliyor. Kiracıydım 4. Levent'te çok 25 yıl önce belki 30 yıl önce. <laughs> Yan komşu balkonu 2 metre daha uzattı. <laughs> Bütün balkonlar normal. Herifin balkonu uzadı 1.5 metre 2 metre. Belediye şikayet gerektirdi. ettim geldiler baktılar. Bir şey yok bunda dediler. Gittiler mesela. Sonra ben adama gittim. Yapan adama. Uzatmayın bunu niye uzatıyorsunuz? Apartmanın görünüşü bozuluyor falan. Zaten bana uzaylıymışım gibi baktı. Yani ne kadar ettiğimi anlamamakla birlikte sen kiracısın sen karışma ben zaten ev sahibiyim dedi. Gerçekten ben kiracıyım ama dolayısıyla şeye geleceğim. Bütün ülke bundan yararlandı ve bütün ülke aynı kafada. Balkonumu bir buçuk metre uzatayım peşindeysen sen böyle yıkılırsın işte sonuç olarak diyorum. Evet. Mıyım? inşaat ekonomisi önemli mi? Bizim gibi kalkınmakta olan ülkeler için evet önemli. Ama bunu yanlış yaparsak riskler neler? Kötü binalar insanların canına mal olabilir. Diğer risk bir başka örnek vereyim. 97'de Tayland yaptılar yaptılar yaptı O o kadar çok ofis binası ürettiler ki en sonunda krize girdi. Tam noktasına geldiniz bunu sormak istiyordum. Türkiye'de 30 yıldır falan emlak balonundan bahsediliyor ve bunun patlaması bekleniyor ve patlamıyor. Dolayısıyla da şöyle bir anlayış gelişti. Haklı olarak bir noktada. Emlak fiyatları daima yukarı gider. Biliyorsunuz 2008 evet. Amerika'daki kriz bundan olmuştu. Onlar da ona inanıyordu. Bir anda ters dönmüştü ama. Türkiye'de dönmüyor. Niye olabilir? İpotek alarak ev almak teşvik edildi orada. Amerika'da. Ve i̇nsanlar ipoteğini ödeyemediği anda emlak balonu patladı. Bizde parayı çantayla götürüyorsun, evi alıyorsun. Yani <laughs> <laughs> benim Nisan'da bu konuda bizzat saha araştırmam var. Evin neredeyse parasının tamamını kaporo olarak çantayla toka eden insanlar olduğu için Nisan'da fiyatlar daha da arttı. 20-22'nin Nisan'ında. Bir balon var. İşte belki... balon var mı hakikaten? Bir balon var. Ekonomik büyümenin üstünde büyüyen bir sektör. Evet maliyet artışları var ama maliyet artışlarının da üzerinde bir talep artışları artışı söz konusuysa bu dengesizlik bir yerde patlayacak. Nerede ama hocam hiç patlamıyor. Ya. Şimdi ben insanım yaşayacağım. Doğal olarak şu sonuca varmaz mıyım? Ya insan sayısı hep artıyor. Land, yer, toprak kısıtlı İstanbul'da mesela. Ama dikine çok büyündü. Yine de hep konut ihtiyacı var. E o zaman hep fiyat yukarı gider diyorum. Yanlış mı bu? Belli bölgelerde fiyat yukarı gidiyor. Bazı yerlerde talep de yok. Yine yanlış lokasyon meselesi. Tamam ama çökmüyor işte. Çünkü sürekli yeni talepler yaratılıyor. Vatandaşlık için çıktı. Gerçi vatandaşlık almak isteyenlerin yarattığı talep sınırlı. Burada yüksek enflasyona karşı insanlar kendilerini korumak istedikleri için emlağa hücum ediyorlar. Burada ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. İnşaat yapalım ama bakıldığında hepsi birbirine benzer. Kasaba vari şehirlerimiz oluştu. O kadar mimar yetiştiriyoruz. Cephelerde mimari estetik. Sıfır. Bunun sebepleri de ayrıca yine kültürel araştırma konusu olabilir ama ben yine şeye gitmek istiyorum. Mübadele dönemi. Sonra 50 5-6-7 Eylül olayları ve zaman içinde İstanbul'da gayrimüslimlerin ayrılması. Onlardan kalan çok güzel, şık mülklerin adeta kaderine terk edildiği bir yerler da, biliyoruz İstanbul'da. Birçoğu zaman içinde başka projelerin altında yıkıldı. Rum Ortodoks Kilisesine ait yerler varsa onlar daha bir bakıldı, dikkatle tadilat edildi. Ama sorun şu. Siz öyle bir estetiğe yatırım yapmazsanız yerleşim yeri açısından söylüyorum, sivil mimari olarak devamında da buna önem vermez Türk sivil mimarisi, ahşap bina çoğu bugüne kalmamış. Masraflı olduğundan çok kolay ekarte edilebilen yapılar. E üzücü. Bugün geldiğimiz noktada mimari kaygılar, estetik kaygılar hiç konuşulmuyor bile. Daha sağlam bina yapabiliyor muyuzun aşamasındayız. Peki ne yapalım hocam? Düzgün ev yapılmasını <laughs> talep edelim. Düzgün ev nedir peki? Deprem bölgesinde bir ülkenin bu depremlerde sağlam çıkıcı bir takım yapı standartlarının sağlanacağı bir ev. Bu anayasal hak. Çünkü bu bir erdemli mal tekrar ediyorum. İyi evde oturmak, sağlıklı bir evde oturmak Kesin bir hakkı. hak ve bu siz farkında olmasanız bile devletin bunu size sağlaması lazım. Nasıl ki sigara içmememiz için çırpınan bir devletimiz var. Sigara sağlığa zararlı diyorlar. Mid Kötü evlerde oturmak da aynı şekilde. Tam bu noktada AKP haklı çıkıyor o zaman. Erdoğan da diyor ki biz zaten biliyoruz bu işleri. Milyonlarca ev yapacağız diyor. O zaman inşaat ekonomisi doğrulanmış oluyor. Peki daha önceki rantlarda ne yaptılar? Aynı hataları umarım yapmazlar ama son 20 yılda yapılan binalar yıkıldıysa onları yeniden nasıl yapacaklar? Hangi mekanizma ile düzenleyecekler? Bunların düşünülmesi lazım. Evet inşaat ekonomisinde gün doğdu diyebilir miyiz? Evet en az bir 30-40 milyar dolarlık bir yeni yatırım talebi var bu alan. Ama bunları kim yapacak? Nasıl denetleyecek? Ve kentsel dönüşüm konusunda da benim evimi siz yıkıyorsunuz ama Suadiye'de kayanın üzerinde bir daireye gelene kadar neler var kentsel dönüşüme? Şöyle bakıyor. Bu yanlış yerden başlıyordu. Dedi. Türkiye bir deprem ülkesi. Yani... Rantın en yüksek olduğu yerden başladı. Evet. Neden oradan başlıyorsun? Halbuki en düşük olduğu yerden başlamalıydı. Evet. Bunun bir mekanizması olmalı. Devlet kıt kaynakları buraya yönlendirmeli. Orada da şu argüman var. Müteahhitim ben. Niye gidip beylik düzünde uğraşayım? Caddede tabii yapmak ki, avantajım oluyor. Tabii ki. O yüzden devletin araya girmesi gerekiyor. Yani devlet kendisi mi yapsaydı diyorsunuz? Devlet nerelerin hangi düzende yapılması gerektiğine karar verecek. Devlet ihale açacak. Oradaki belki mülk sahipleri ile bir tür ödeme ortaklığı belki devlet destekli bir yeniden dönüşüm olacak ama nerelerde ve nasıl olacağı da yatırılmalı. Tam bu noktada şeyi soracağım. TOKİ nedir? Bu dediğiniz şeyi yapan şey TOKİ değil mi Türkiye'de? TOKİ aslında güzel işler yapıyor ama orada da lokasyon seçiminde tam bir optimizasyona gidilmediğine dair eleştiriler var. Ama bakıldığında iki hafta önceki deprem felaketinden yüzünün akıyla çıkan binalarda TOKİ binaları. Ama çok çirkinler tabii. Çirkinler. Yani, yani biraz daha estetik biraz daha lokasyon optimizasyonu gerekiyor. Yani daha uygun nereler? O kadar yüksek olmalı mı? Belki daha alçak yapılı, biraz daha şehrin dış görünüşüne, şehrin hikayesine uygun bir yapılaşma, bir mimari dokunuş gerekiyor. Biraz daha özen gerekiyor belki. Yani Toki binası tanımının dilimize yerleşmesine sebep olan bir standart Rusya tipi bürüt beton sanatı uygulaması yerine yani insanlara daha cazip gelecek şekilde tasarlanabilir. Bir de o Toki evleri hakikaten kime nasıl çıkıyor? Oralarda da soru işareti var ve orada da gene bu eşleşme problemi, ekonomi biliminin önemli alanlarından biridir. Siz ihtiyaç sahiplerine gerçekten o evleri verebiliyor musunuz? O mesele de var. Nevzat Sayın'ın bir röportajını izlemiştim de Türkiye'deki en büyük sorun miras sistemi demişti. Arazi bizde mirasla kalıyor ve bölünüyor. Üç kardeş var, üçe bölünüyor. O üçü yine bölüp orada imar yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bütün araziler bölünüyor. Mesela İngiltere'de araziler o şekilde bölünemiyormuş. Toprak kim? kimindir? Bu konuda bir fikriniz var mı? Ben de Nevzat Hoca ile aynı şeyi düşünüyorum. Tarımsal arazilerin de zaman içinde küçülmesi ve optimal ölçeğin altında kalmasıyla zaten insanlar tarımdan soğudular. Bu konuda yapılabilecek bir şey yok. En sancılı meselelerden biri bir toprak kanunu, iki miras Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dokunanın yanacağı <laughs> mevzulardan biri ama öngörüm. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde şehirlerden kırlara geri dönüşün yeni küçük tarımsal ticari işletmelerin canlanacağının öngörüsüne sahip. Şehir yaşanılabilir olmaktan çıktı hiç konuşmadık ama bu şehirleşme temposuyla nüfusu da artan bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Bir başka nokta da İstanbul böyle hızla büyürken 40 katlı, 50 katlı binaların tarihi eserlerin siluetini bozduğunu zaman içinde. 15-20 yıl içinde oldu gözlemlerken Anadolu'da da depremden etkilenen kentlerde ciddi bir yapılaşma, yükselen dikine yapılaşmanın olduğunu öğreniyoruz. Peki siz de Frankofon olduğunuz için Paris'e en son gittiğimde gerçi 5 yıl oldu ama acayip bir şantiye halindeydi. Yani. Orada da büyük bir inşaat vardı. O neden öyle? Paris kendini restore ediyor. Sürekli bir restorasyon evet. var orada. Çünkü binalar orada taş. Cepheyi koruyarak arkasını yeniliyorlar. Ama orada bu firmaların hepsi birer marka üzerinde uğraşıyorlar. Her biri birer mücerfer o binaların. Şehirin içinden bahsediyoruz. Şehir dışında ise onların da epey çirkin toki tarzı binaları var. Onlara banyo diyorlar. Hı. Kentleşme ve tasarım konusunda Kanada'nın bazı şehirlerini çok güzel ve çok başarılı buluyorum. Başkentini yanlış buluyorum. Başkentine... Montreal çok iyidir. Montreal çok güzel bir şehir örneği. New York'ta aynı şekilde. Dikine mimari evet. var ama tarihi binalarla iç içe gerçi ne kadar tarihi bina var. Keza evet. Montreal'de de öyle ama evet. mimariye saygı çerçevesinde ilerlemiş. Ama dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi insanlar kendilerine ev yerine tabut almamış. Bu Hı. artık idarenin oturup düşünmesi lazım. Biz inşaat ekonomisi yaparken hakikaten harç yerine o binalara ne dökülmüş? Ne olmuş? Siz karar verici olsanız. Ben de İlker'im. Tanışıyoruz da geldim dedim ki ya hocam ben zincirli kuyuda gökdelen yapacağım. Fakat bu gökdelenin de iki katını size ayırdım hocam desem. Kabul eder misin? İstemem de ya. Hiç öyle şeylerde <laughs> benim gözüm olmaz. Ama mesela zeytinliğim var. <laughs> üç zeytinliği de sana versem ister evet. misin desen orada evet. benden alırdın. Ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Evet. Yani şunu nasıl önleyeceğiz? Çok tatlı bir rant var ya orada. Arılar gelir ya bala veya i̇şte. şekere gelir. Onu nasıl durduracağız? Denetleyeceğiz. Biz de teşvik mekanizmaları şey, yeniden kurulması gerekiyor. Yetkiliysen sorumlu olacaksın. Bunu belediyelerden bekleyemeyiz. Hükümetten de bekleyemeyiz. Sivil olarak mı bunu denetleyeceğiz? Sivil değil. Sivil toplum örgütleri mi gidecekler tek Hayır, tek? Mesela siz Kanada'da durdurmuşsunuz. Ama mekanizma soruyor. <laughs> Belediye sormak zorunda olduğu için soruyor. Belediye ya bir sorsam <laughs> ne olur diye sormuyor. Belediye çünkü sorması gerekiyor o süre içinde. Sormazsan o sokakta oturan 100 kişi dava açacak belediyeye milyon dolarlar. Herkes ne yapabilirim? Hangi çerçevede yapabilirim? Yapamazsam sorumluluklarım nedir? Bu tarz hatalarda belediye başkanları, bürokratlar, bakanlar arka arkaya istifa etmiş olmalıydı. Benim Kanadalı arkadaşlarım bana soruyorlar. Hala siz sen kimse istifa etmedi mi diye. Ben nasıl söyleyeyim ki? Bizde istifa diye bir şey yok. Bizde istifa ancak izne ayrılmak, çalışmak istemezsen falan istifa edersin. İstifa mekanizmasının bizde olmadığını anlatamadım. Bu bir ikincisi denetleme mekanizmalarının olması lazım. Size bir yetki veriliyorsa seçimle iş başına geldiniz. Spor kulübünü de yönetiyor olabilirsiniz. Bir şirketi de, bir politik partiyi de, bir belediyeyi de. Sorumluluğunuzun da olması lazım ve neticesinde yapılan hatalarda sizin ne gibi müeydelerle karşılaşacağınızı sizin bilmeniz lazım. Onun için siyasi güç olmak, bu pozisyonlara meyil etmek cesaret istiyor bu ülkelerde. İnsanlar istemiyorlar veya girseler de Çıkıyorlar. Çünkü rant evet. yok zaten. Zaten rant gibi bir şey onların kafalarında yok İlker. Önce bunu bir söyleyelim. Rant <laughs> elde etmek değil politika. Belki isim yapmak, belli bir takım hedefleri gerçekleştirmek istiyorlar ama... ...ben yaşadığım dönemde sürekli iktidarda olan veya sürekli bir parti başında olan bir politikacı bilmiyorum. Belli bir süre geliyorlar. Belki bir yere özel bir hizmet götürmek istiyorlar. Bir kendilerini tatmin etmek istiyorlar. Ondan sonra bitiyor. Çok güzel kurallarımız var, çok güzel. hepsini yönetmelikleri, bayılıyoruz yönetmelikleri hazırlamaya. Ama hatalar var. Tekrar geri gelelim. İnşaat yapalım. İnşaatın büyümeye etkisi sınırlı da olsa tamam. Bir takım altyapı yatırımlarımızı da yapalım. Yol yapalım. Yol yapalım ama yol ortadan ikiye ayrılmasın. Havaalanı yapalım ama yılda 100 bin kişinin bile kullanmadığı havaalanının yapıp da üstüne bir buçuk milyon yolcu geçecek diye fark ödemeyelim. Gibi gibi hiç doğru bina inşaatlarının %75'i Türkiye'de bireylerin oturması için. Ofis daha az. Altyapı yatırımları ve altyapı yatırımı yapan sayılı şirketler üstüne hiç konuşmadık. Dünyanın 10 en büyük inşaat firmasının 5'i Türkiye'de. Türkiye'de. Yani, <laughs> Sevinelim mi, üzülelim mi ve yıkılan Cengiz binalar inşaatı. altında bu kadar vefat. Cengiz İnşaat diye bir şirket kuran bir adamdan İlker İnşaat diye bir in... şirket olur mu hocam? İlker İnşaat. İsmi tamam, değil içeriği bakın hedefleri gerçekten ne? ne diye yola çıkmışsınız? Burada bir şey var bence bu bir gösterge peki çok genel bir şey soracağım aslında İngilizce kelime scarcity miydi? Yokluktan mı oluyor bu? Fakir bir ülke ya Türkiye. Şimdi Sermayemiz bir kıt. Açlık var. Gerçekten bu kelimenin birinci anlamıyla söylüyorum. Evet. Yani Aç... Sermaye kıt olduğu için nereden yaratacağız? Çok çalışmayı <laughs> tercih etmemişiz. Bir buluşlar yapalım. Mesela RG yatırımlarıyla uğraşmak yerine burada isim vermek istemiyorum. RG yatırımı yapayım yeni ilaçlar bulayım değil. Bina yapayım giren bir firmamız var. Bunun gibi birçok örnek. Ama size üst sınıfı zengin sınıfı suçluyorsunuz. Ben geldim buraya gece kondu yaptım. Aslında sol da buna çanak tuttu. Evet. Yani solun da çok tabii, günahı var tabii. orada. Yani. Benim emekçim yaşamayacak mı diyor. Tamam abi o zaman işte böyle oluyor yani. Evet. Yani ben oraya ev yaptım tapu verin. İstanbul'da evet. şöyle evler var hocam. Kusura bakmayın. Dolu olduğum konu olduğu için. Tapu istemezsen 3 milyona vereyim diyor Erif. Evet. Tapu yok ya. Sarı yerde falan evet. git bir. Tapusu yok evin ya. İmar aflarından bahsetmedik ama inşaat gerçekten göbek bağıyla politikacılara bağlı. Evet. Özal yapmış 84'te imar kanunu. Bir kanunla senin bir anda 4 katın o dört Dört kata da ikişer daireden yani sen başka bir insan oldun artık. Sen sen değilsin. Fikir öyle. Ne yaptım öyle. Hiç belli değil. hiçbir şey yapmadım aslında. Servet transferi böyle bir şey. Evet. Mesela Özal çok tartışmalı bir figürdür Türkiye'de. Bir kısım Özal'ı çok sever çünkü dünyaya açtı. Evet. Doğru da. Evet. Liberal ekonomiyi getirdi Amerika'dan. O dönem evet. öyle bir rüzgar esiyordu. Onun sonucu buraya geldi. Ben şeye çok inanmıyorum. Bir adam yüzünden oldu, bir kadın yüzünden olmadı bir bunlar ama. O bir süreçti. Şunu evet. hatırlatalım. 12 Eylül askeri darbesinden sonraki değişim bu. İnşaat biraz Türkiye Türkiye'de ...yıkıp yeniden yapmak... ...yeni olmak, yeninin kıymetli... ...olması. Evet. Bakın eski sevilmez. Eski eşya da sevilmez. Eski bir şey sevilmez. Evet. Yenisi olsun. Eskiyle geri kalmışlığın... <laughs> yan yana gittiği bir şey. Ama... ...özallığın en büyük günahı... ...ölmüş gitmiş bir insan. Ama... ...kuralların rahatça çiğnenebileceği. Evet. Bunun da üzerine bir bardak su içilebileceğini... ...insanlara gösterdi. Anayasayı bir kere çiğnesek bir şey olmaz demişti. Peki, Memurum işini bilir peki dedi. Sizce, yani onların hepsi devamı geldi. Sizce bir ekonomi... Üst olarak Turgut Özal yanlış mı yaptı? Kesinlikle yanlış yaptı. Kötü bir yerden, Türkiye'nin en zaaf olduğu yerden yaptı bu yanlış Bizim zaafımız kuralların işlemesini kontrol edebilmekti. O boşlukların kapatılmasıydı. Ama sonra gelenler de Demirel, Tansu Çiller, ondan sonra gelenler de bir şey yapmadı. Hatta Tansu Çiller ekonomi profesörüydü. Aman aman hiç bahsetmeyelim. <laughs> Kesinlikle çok büyük yanlışlar yaptı. Demirel'i ben inşaatla değil de daha fazla yanlış emeklilik politikasıyla hatırlıyorum. Evet onu da oyam. o yaptı. Er Erken emeklilik. 18 yaşında işe başlamış bir kadın. 38 yaşında onun sayesinde emekli oldu. Yani bu evet. ekonomi kitaplarında kötü örnek olarak anlatılıyor. Çok konuşulan bir şey daha var. Köprüler yapılıyor. Bunlar aslında para harcanmadan yapılıyor. Hükümetin diliyle konuşuyorum. Bunlar kiralanıyor gibi oluyor. Yani yaptırıyorsunuz. Bir sürede onlara kullanım hakkını veriyorsunuz. Ama garanti veriyorsunuz. Bu doğru mu ekonomik yöntem olarak? Çok tehlikeli. O garanti nedir biliyor musunuz? Hepimizin. Bugün doğacak çocukların sırtındaki kamburdur. Türkiye ekonomisinin 20-30 yıl gelirinin ipotek altına alınması. ama o garantiyi vermezsek onu yaptıramayacağız. O zaman da şunu sormak lazım gerçekten çok ihtiyacımız var mı? böyle bakıldığında acaba bu garantiler yaratılsın diye de bir sürü yeni bir şeyler mi yapıldı? O Buna doğru. bakmak lazım gerçekten çok ihtiyacımız olan şeyler sırasında kaçıncı sıradaydı bazı şeyler. Atıyorum Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerçekten ihtiyaç var mı yok mu bunu nasıl bilebiliriz ki? Araştırması yapılabilir oradaki potansiyel ikinci köprü kullanım potansiyeli orada yapılması gereken Orayı kullanacakların ek maliyetleri. Kamyonları oradan transit hmm. geçirmek. Kamyonlara ek hmm. maliyet. Bunlar gıda enflasyonunu körükledi. Bunlar uzun işler. Ekonomi dediğiniz şey böyle bugün tamam bunu yap. Üçle beşi topla. Öyle değil. Öngörü, projeksiyon. Bizler böyle çalışıyoruz. Bunları yapmak hatalar olabilir. Ama en azından bugünden ilerisini mantıklı öngörülerle tahmin etmek lazım. Yani afaki planlardı. Bakın o kadar itiraz olmasaydı ve konjonktür iyi olsaydı bize paralar aksaydı. Belki Kanal İstanbul evet. başladı falan dediler de henüz Allah'tan değil. Açılışını falan yaptılar. Peki saçma bir proje mi mesela? Ekonomik olarak. Ekonomik olarak saçma. O, o kadar <laughs> hafriyat nereye dökülecek? İstanbul'u adacık yapmak, bir sürü köprüyle bağlamak, tehlike anında o köprülerden birinin bozulması, insanların öbür kıyıya geçememesi. Ama hocam çılgın proje değil mi? Ya? Çılgın projelerden <laughs> daha gerçekçi <laughs> projelere dönmeliyiz. Bence Kanal İstanbul yerine daha fazla metroya ihtiyacı var. Hangi alanlara metro? Çamlıca Camii, ...acaba o metro hattı gerekli miydi? 60 bin kapasite cami ne kadar kullanılıyor? Yetmedi bir de oraya metro hattı. Biraz böyle benim evimin önünden de geçsin metro hattı... ...dercesine bir lakaytlık var yönetimde. Benim oturduğum şehrin havaalanı olmayacak mı? Oraya bir üniversite, buraya bir şehir hastanesi. Şimdi Levent'e cami yaptılar hocam. Levent'te ibadethane yoktu. Büyük eksikliği hallettik dedi. Halbuki var, Levent Camii var. Olmaz mı? Tabii ki. <laughs> yani yok ve, öyle bir şey. E, burada lokasyon seçimleri ve kaç kişi tahmini kullanacak meselelerinde hiç doğru hesap yapmadıkları düşünüyorlar. Ve dünyanın en çirkin camini yaptılar ya. İnanılmaz bir bir şey. Ayasofya bir Sultanahmet var ki hani illa aynı tarzda bari evet. stili değiştirin. Evet. Örnek olarak da Şakir'in camini vermek isterim. İstanbul'da farklı bir mimari kullanarak yapılmış cami. Siz kiç üretmiş oluyorsunuz. Tabii. Yani Bu gene konumuzun dışında ama kültür sermayesi stoğuna da zarar verici yapılar. İzleyicilerimiz için bir not düşelim. Hocam yarın Kanada'ya gidiyor. <laughs> Gidişim olacak ama dönüşüm de olacak. Olacak. Kötü inşaat bizim kaderimiz olamaz. Gider, Bence da. bu bir uyanış yaratacak diye ummak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi AKP gitse her şey çözülecek fikri bana gerçekçi gelmiyor. Yok o da gerçekçi değil ama şöyle bir şey var. Ekonomi bir yumurta gibidir. Çok sıkarsan kırılır, Hı -hı. gevşek bırakırsan da düşer. İşte o AKP'nin gitme ümidi güzel bir ümit ve bu ümit o yumurtayı en doğru dengede tutmamıza yardım edecek. Şunu anlatamadım. O gitti altılı masa geldi. Bu işler çözülecek mi hakikaten? Ha. O ümit doğru daha iyisini seçmek için uğraşıyoruz ümidi, bir şeyleri düzeltmek istiyoruz ümidi, bize belki doğruyu bulduracak siyasi etik yasası girmesi gerekiyor, siyasilerin gelirlerini açıklamaları gerekiyor. 190 küsür kes kamu ihale kanunu değiştirilmiş ve burada hep aynı firmalara aynı gelirlerin elde edilmesi için benzer işlerin verilmesi dönüp dolaşıp benzer firmalara aynı tarz işler yapmaları, bunların önüne geçecek bir takım kontrol mekanizmalarının uygulanması. Lazım lazım. Siz bugün Sayıştay'ı devre dışı bırakıp bir varlık fonu kuramazsınız. Nedir o varlık fonu? Orada biriken para. Yıllar önce 99 depreminde ve sonrasında toplanan deprem vergileri. Adına deprem vergisi de diyorsunuz üstelik. İnsanlar ne bekliyor sizden? Depreme dayanıklı konutlar yapacağınıza dair bir iyi niyet gösterisi olarak vergileri size veriyor. Karşılığında o vergileri biz aslında yol yaptık. O <laughs> başka şeye kullandık. <laughs> ve bunların kesinlikle bir müheydesinin olmaması. O zaman bu halk bu tarz yönetimi hazır. Evet hak ettim. yani denetleyebileceğimiz sistemi getirmek için uğraşmalıyız. Bunun için de politikacılarımızın belki vizyonunu daha geniş olması lazım. Özellikle her halk hak ettiği gibi yönetilmiyor mu? Ben buna inanıyorum. Yani, inanıyorum. Evet, Ama, ama <laughs> ortalaması alındığında orada ortalamanın bir tık üstünde biraz daha avantgard düşünen insanlar hep kaybeden oluyorlar. O Böyle zaman <laughs> İnşaat ya Resulullah adlı programı. Evet evet. <laughs> Bu ülkede inşaattan <laughs> kaçış yok ama bari doğru, hesaplı, öngörülebilir işler yapalım. O Hocam ben Kanada'da inşaat şirketi kuralım. Aylin Construction. <laughs> Çok <gülüyor> iyi getirelim oraya. Belediye rüşvet deneyelim bakalım ne olacak. Kat çıkabilecek mi? <laughs> Peki hocam inşaat konuştuk. Ülkemizin inşaat sorununa değindik. Görüşmek üzere diyorum. İnşallah. <laughs>